Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hearts of Iron 4'ün Osmanlı'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Hindistan'ı kuzeye kadar ittik ama orada kaldık. Çünkü niye buraya yaklaşık binlerce asker yığdı. Üstüne bir de buralara askerler yığdı. O yüzden kaldık. Şimdi tekrardan ittirebilmemiz için birincisi nükleere ihtiyacım var artık. Çünkü öteki türlü gerçekten ittirebilecek ne gücüm var ne takatim var. Ha, kafamda bir plan var. Bu planı uygulamak için de buradaki paşamızı getireceğiz. Şimdi o planı da hemen zaten size söyleyeceğim. Bu plan şu arkadaşlar. Çıkartma yapacağız. Buradan fışt buraya çıkartma yapacağız. Buradaki askerleri kendi bünyemizden kurtaracağız. Öyle bir planımız var. Artı fabrikalara önem vereceğiz abi. Bu arada arkadaşlar, kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atıp desteklemeyi unutmayın diyorum. Ve artık bölümü başlatıyorum abi. Şu bölgelere kesinlikle altyapı desteği yapacağım ve kendi bölgelerime de altyapı desteği yapacağım. Bu arada kendi bölgelerime neden altyapı desteği yapacağım onu da söyleyeyim. Abi çeliği birazcık azaltalım ya. Çok fazla çelik alıyoruz dışarıdan. Yani dinimiz, imanımız kurumak üzere. Ya bütün fabrikalarımız Almanlara çalışıyor. Bu fabrikaların en azından bir kısmını Almanlardan kurtulalım ve nükleer yapacağım. Ha, şunu da yapayım. Abi bizim uçağımız var ama kullanmıyoruz yani. Şöyle zınk zınk. Şöyle abi uçaklarımızı da dizelim. Havaalanlarımızı da dizelim. Ve nükleer dizelim. Gel. Abi bir kere her yere nükleer koyacağım. Bak her yere yapıştıracağım bu nükleeri. Ama bir dakika, nükleeri yapıştırın. Hadi onlar olsun da. Ya da dur nükleeri yapıştırayım. Her şehre bir nükleer abi. Sonrasında bir ayar çekeceğim ben bunlara. Ya ne kadar çok nükleer o kadar seri Almanya'yı ve Amerika'yı yeme olayıdır arkadaşlar. İngiltere de buna dahil. Şimdi diyeceksiniz ki, ben bir önceki videolarda da bunu söylüyorum ve tekrar tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Benim oyunu oynama şeklim daha çok böyle süper güç olma kafasında. Ya böyle hani ezici bir üstünlük sağlamak istiyorum, anlatabiliyor muyum? Yani ben o şekilde çok keyif alıyorum. O yüzden benim mesela serilerim çok çok uzun oluyor. Yani çünkü keyif alarak yapmak istiyorum. O yüzden de böyle oluyor diyelim. Şöyle buraya da fabrika. Başka saraya da fabrika. Aa, Portekiz topraklarımız var. Abi yapıştır. Her yere military faktörü. Getir abi. Afrika topraklarımız da var. Şimdi hemen düzenleme. Şimdi şu altyapıları bir kere yapacaksın. Bu bir. İki. Hemen buradaki altyapı artı uçak havalimanlarını yaptıracağız. Sonra da şeyi yaptırırız. Tamam. Şöyle en alta da bunları koyalım. Ya Almanlarla zaten şu an için bir savaş planımız yok. Savaş planımız olmadığı için bu şekilde bir hazırlık zaten bence kafidir diyorum. Hindistan topraklarına bir şey inşa etmiyorum. Neden inşa etmiyorum? Çünkü gerek yok. Anlamsız. Hindistan topraklarına bir şey inşa etmemiz şu an bir anlamı yok. Abi şuraya bak ya. Ver 17 tane fabrika ver Almanlara ya, ver. Evet, şu an sadece bomba bekliyorum bu arada. Gerçekten sadece bomba bekliyorum. Bombalarım gelsin, bitireceğim. Altyapı olmadığı için bu askerleri oraya gönderemem. Bu askerler şuraya gelsinler şimdilik. Ve manpower'ım azalıyor. Bu arada manpower alacağım ya. Birazcık distraction'ım düşecek ama yapacak bir şey yok. Manpower'a ihtiyacım var arkadaşlar. Bu arada 3 tane falan nükleer bombam olduğu gibi aksiyona gireceğim. Şimdi aksiyondaki... Aha bir dakika, buraya bir şey oldu. Bir dakika, bir saniye, burada ne oldu? Bir saniye, burada bir şey yaşandı abi, ben kaçırdım. Bu arada benim için okeydir. Ne yaşandığını anlayamadım ama okeydir abi. Bir şey söyleyeceğim. Burası boş. Baba ben buraya girerim. Şimdi beyler,
Nükleere gerek kalmadı bu arada. Onu söyleyeyim bu arada. Nükleere kesinlikle gerek kalmadı. Biz şu an çok acayip bir noktaya geldik. Bir saniye. Japonlarda bir şeyler oldu burada. Ne olduğunu bilmiyorum. Gram da umurumda değil. Bir saniye. Hiç bir dakika. Çıkartmıyorum gene. Bir dur ya. Bir saniye. Bir şeyler yaşandı burada. Bunu hemen değerlendirmem gerekiyor. Bu askerlerin gitmesini engelle. Bedavadan koridoru kapatacağım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bedavadan hem de. Şu askerlerin gitmesini engelle. Çabuk 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 çabuk. Sen burada kal. Beyler çok ağır paket geliyor bu arada. Çok ağır paket geliyor beyler. Çok ağır paket geliyor. Size o kadar söylüyorum. Japonları yaracak paket geliyor beyler. Bak bunu demedi demeyin abi. Şu an Japon yaran paket geliyor. Bitireceğiz. Japonları bitireceğiz abi. İni Allah'ım. Dur, oyun bir saniye elim ayağım birbirine girdi bir dakika. Of, bitirdim ben Japonları şu an. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Japonları bitirdim. Şu an dağıttım Japonları. Yani ne oldu bilmiyorum. Şurada bir şey oldu. Bak şurada ne olduğunu anlayamadım, ne olduğunu şu bölgede. Ama her ne olduysa bir anda bitirdi Japonları. Paşam, yarın. Paşam siz de yarın. Bir dakika ne oldu Japonlara abi? 503 birim asker var. Tamam bir sıkıntı. 503 bunu not alın lan. 503 ben TeamSpeak'e bunu not alacağım bu arada. Dur 503 telefonu. 503 birim askeri var bunların. Gel buraya 503. Hemen telefonuma yazıyorum. Şu, çünkü niye biliyor musun? Şurada çok büyük paket var. Ne kadar asker kaybedecek şu bölgede çok merak ediyorum. 503. Bir de 00'la boşluk bırakalım. 281. Tamam abi. Ben şu an çok merak ediyorum ne olacak. Üf, şu an çok merak ediyorum. Bir saniye şimdi oyun. Bir dakika burada beni heyecanlandıran bir mevzu var ve bu mevzuyu acilen değerlendirmek istiyorum. Zınk. Ben de hazırım. Şimdi burada en önemli şey. Bak şurayı kestik ya bak. Şurayı bir kestik. Şuraya ne oldu? Dağıldı. Ufacık bir kesinti ya. Lan ufacık bir kesinti ya. Bitirdi her şeyi bak. Ortada Japon mapon bırakmadı. Allah ne verdiyse vurun abi. Vur 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 vur. Allah'ım ne oldu oğlum bir anda? Ay. Bak burada hala 102 birim var. O 102 birimi var ya bak ben buraları yiyorum sen orada tut o 102 birimi aslan parçası tamam mı tut. Ben burada senin bütün kökünü kurutayım sen orada 102 birim tut. Senin şerefsiz Japonya seni. Abi şöyle bir şey yapacağım. Sıkıntı olabilir ama Japonların şu Xinjiang bölgesinden kaçmasını engellemek için yapılması gereken bir şey gibi. Abi yok patladık galiba ya. Şuraya girsene. Bir şey söyleyeceğim 25 33 4 bir şey söyleyeceğim parça la hala çıkartma deniyorsun ya hala çıkartma deniyorsun şerefsiz dur bir dakika ben de hazırım ben de hazırım babuş koruyun lan şu an tam zamanı korumak için koruyun bütün toprakları koruyun ay burayı paketlemişiz bile. Abi çok güzel. Şu an çok keyif alıyorum lan. Abi Japonlar bak bir paketle dağıldılar ya. Lan tek bir paket neler yaptı Japonlara? Ulan var ya bunu zamanında yapabilseymişiz. Bu kadar uzamayabilirmiş savaş. Yürü yürü oradan yürü abi. Şuradan kaçmasını engellememiz lazım Japonların. 22, 14, 38 bir şey söyleyeyim. Çok hayvan gibi birim var burada. Burada hayvan gibi birim var beyler. Ben size söyleyeyim. Hadi abi. Bitirin lan. Aslan parçaları. Bu arada şu patlayabilir. Yani kaçmalarını engelleyemeyebiliriz. Bu arada tank üreteceğim abi. Üreteceğim.
Ya bir şey söyleyeceğim. Acaba Hindistan toprakları bana kalır mı ya? Kalmaz değil mi? Ya İngiltere geri alacak o toprakları. Bence hiç yatırım yapmayayım. Ya biz Japon ana karasından ne alırsak alacağız. Gerisi yalan olacak muhtemelen. Ya şu iki bölgeyi alayım. Şu Japonların kaçmasını engelleyeyim benim için okeydir. Bak. Gelme. Hadi babuş. Bitirin şunu hadi. Xinjiang'da da bir anlaşması yok bu arada. Yani çıkamıyormuş zaten. Ama olsun biz kendimizi garantiye alalım. Afganistan zaten benim müttefikim. Hiçbir şekilde kaçamaz. Burada sıkışıp kalacak şimdi. Şu Overrun'u izle. Of. Şuradaki Overrun'u izlemek istiyorum arkadaşlar. Vur vur parçala. Oo. Ya normalde o koridoru parçalayacaktım zaten. Nükleer bombayla parçalayacaktım. Ama bir anda boşluğu gördük, tık değerlendirdik. Hatta yayının başında gösterdim ya size orayı vururuz diye. Emriniz yok mu? Sonra askeri kıpırdattı herhalde. Bir şey yaptı bilmiyorum. Oğlum şuradaki Saldırıya askerleri de geçiyoruz. bitmiş. Bu arada ağır vuruyorum Japonları şu an arkadaşlar. Çok ağır vuruyorum. Bir dakika şurası bitti ya. Kaç asker kaybetti acaba Japonlar? Bir görebilir miyiz abi? 503 birimden ya yaklaşık 140 birimi yok etmişiz beyler. 140 birim. Kaç manpower? 2,81'di. 4,2 milyon. Ya direkt parçaladım. Direkt paramparça ettim abi. Şimdi tek istediğim ne biliyor musunuz? Birazcık silah. Silah gelsin hemen jandarma ekibine ihtiyacım var benim. Çok çok acil. Ha bir buraya bir şey yapamıyoruz. Bu arada buraya yaparım. Artık. Bak canı zaten az abi. Vur nükleeri. Vur babacığım nükleeri. Emriniz Vur yok vur. mu? Şimdi ittirin. Aldık bu bölgeyi. Gerisin geri. Bir dakika. Kime katıldım? Ha. Bak. Emriniz var mı? Ya siz adi şerefsizler sizi. Siz bizim toprakları mı çökersiniz? Hadi bakayım buyurun. Buyurun cenaze namazına. Sizi çakallar sizi. Yalnız şöyle yapalım. Dur. Ben bu askeri birliği imha ediyorum. Niye biliyor musunuz? Bunun silahına ihtiyacım var. Ne kadar gelecek? 49 bin. 73 bin. Jandarma birliği basmamız gerekiyor. Biraz fazla bir yayılıyoruz. Buraları güvene almamız lazım şu koridoru. Yani bir kere Japonlardan başımız yandı. Bir daha yanmasın. Gerek yok. Ne anlamı var? Ya sonra bir daha ızdırap. Baksana nasıl çıkartmalar yapıyorlar şu an. Hayvan gibi çıkartma yapıyorlar. Bak tık. Harekete hazırım. Hemen. Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Abi jandarma birliklerini indirelim. İndir indir. Mersin'e indir babacığım. Sen de Antalya'ya indir. Tamam indiremiyormuşsun henüz. Kumandanım. 72'yi ver abi. Afrika'ya gönder. Bir şey söyleyeceğim. Şu arkadaşları da öldürün. Ne kadar Japon paketlersek o kadar iyidir abi. Yani ne kadar çok Japonlara zarar verirsek bizim için o kadar kafi. Bu arada önüm bomboş ha. Aa. Haşa emir değil ama. Şuraları bir alsanız. Çok güzel olabilir. Vur abi. Babacım sen de ne yap biliyor musun? Bırak abi her şeyi. Buradan yürü. Al bakalım bu kıyıları bize. Yürü buradan.
Tamam, harika. Yalnız bu kadar hızlı dağıtacağımı bilmiyordum Japonları. Tank üretimine başlayalım. Medium tank değil, modern tankı bekleyeceğim ya. Medium tankla uğraşmayacağım. Ya bu keşke bizim olsa bu arada ya. Şey bölgesi, Hindistan bölgesi. Ya ona çok üzülüyorum şu an. Tek üzüldüğüm şey Hindistan'ın bize kalmayacak olması. Beni dikkatle dinleyin. Haşa paşam. Burayı dinle. Güzel. Harika. Emirleriniz için hazırım. Tak. Bir şey söyleyeceğim. Buraya fazla şey yapmaya bir gerek kalmadı. Şurayı bir yık. Tamam, şu bölgeyi. Sadece bu paşam girsin. Çünkü gerçekten adam kalmış. Dikkat edin, gerçekten adam yok. Bitmiş yani. Çok büyük darbe vurduk abi Japonlara şu an. Hazırım. Yok, sen buradan devam bu arada. Senin görevin daha önemli. Sen burayı bitirmeden geri dönme. Tamam mı? Emriniz yok mu? Siz de burayı bitirin. Sen de buraya Emredersiniz vur. Ya şurayı bitirsinler, ondan sonra nereye gidiyorlarsa gitsinler abi. Bu arada şu an şunu yapabiliriz artık. Bizim askerlerimizi, yani ajanlarımızı artık Japonya üzerinde kullanıp Japonya'ya bir sniper girişiminde başlatabiliriz. Ama bunu aktif ettiğim gibi kullanmam mı gerekiyordu? Kullanırız. Hadi bakalım. Bu arada nasıl gideceğiz lan oraya? Oo. Tık tık diye çıkabilir miyiz buradan? Tık tık. Şuradan. Ya iki karelik bir yol ama dur bakalım, deneyeceğiz. Çok zor. Yani şuraya bir liman kurup buradan gitmemiz gerekiyor şu Japon ana. Yani şuraya gideceğiz. Buradan da artık şeyler yapacağız. Ben de bilmiyorum ne yapacağız. Hiç sormayın. Gram fikrim yok. Bu 24'lük bir asker burada kalsın. Tamam mı? Bir burada 72'lik bir asker var ve hiçbir şey yap, her şey gelmiş, pardon. Gel paşam. Dediğim gibi buralar bizim için kritik. O kadar aldık, boş bırakmayalım. Oha, bunlar nereden çıktı lan bu kadar? Oğlum az önce burada kimse yoktu. Aa, bir anda nereden çıktı bu kadar adam? Bir saniye, hallederiz bu arada. Çözüm bizde. Onu söyleyeyim. 600 uçak yerleştir. Ver abi ayarı. Buradan buraya bombardıman uçakları yetişir. Mi? Yok, range yetmedi. Tamam, sıkıntı değil. Şuraya gelin abi. Oha, ben bir anda şok oldum ya bu arada. Anlık. Gel abi. Bu arada gerek kalmayabilir belki bombalamaya diyeceğim ama emin de değilim. Oğlum ne oldu? Japonlar bir anda ittirdi burayı. Aa, paket yedik hatta. Oğlum ne oldu? Bir anda, bir saniye, bir anlık ne yaşadık biz burada? Çabuk çabuk. Bütün birlik arkada, o yüzden normal. Emirlerinizi bekliyorum.
Sen çabuk buraya geri gel. Sen de buraya git hemen. Sen de git hemen. Senin zaten görevin belli oğlum. Yürü şuraya. Vay arkadaş, bir anda burada ne, bu kadar Japon ne ara birikti burada ya? Neyse, vurmaya başladık gene. Dert değil. Geldi, askerlerimiz geldi bir anda, tamam. Nükleer atacak kadar hava üstünlüğünü alamıyoruz ama olsun, dert değil. Dur, burası önemli bu arada. Ya arkada böyle cücük kadar bir bölge istemiyorum ben. Uçak başka. Abi bu uçaklar buraya sığmıyor ama ya. Range'i de yetmiyorlar, sığmıyorlar da. Büyük sıkıntı. Yani bu arada nükleerim yokmuş benim ha. Ya yani hava üstünlüğünü geçtim. Benim zaten nükleer bombam yokmuş. Ben neyin artistliğini yaşıyorsam öyle kendi çapımda. Hani adama sorarlar. Ulan nükleerin mi var senin artist? Neyin afrasında tafrasındasın diye sorarlar adama. Şu limanı alırsam bu arada bitiririm Japonları. Çok güzel. Gel babacığım. Artık tank üretmeye başlayabiliriz ve bu tankı kastıracağım. Ve buna da Vaster'in ismini vereceğim. Gel. Hey, wake up. Bir dakika, işim var Nilix'cim. Şu an video çekiyorum baby'si. Şu an videodayım. Şöyle Vaster'imizin ismini verelim abi. Bu tankımız Vaster tank. Şunu da kapat. Tamam, burayı aldık. Harika. Amacıma ulaştım abi. Daha bitmedi bu arada. Daha işimiz bitmedi. Şu limanı alırsam bu arada muhteşem olur, onu söyleyeyim. Girmiyor. Acaba şuraya girer miyiz diye düşündüm de sızar mıyız diye. Dur bakayım. Hadi abi. Çünkü bu limanı aldığımız gibi burası da overrun olacak. Burada da hayvan gibi bir ordusu var yani. Zor ama olmayabilir değil. Olmayacak diye bir şey yok. Ve vuruyoruz yani. Vura vura gidiyoruz. Bittiler ya, tükendiler bu arada. Vur vur, buraya vur. En azından şuradaki 14-15 tane yiyelim. Bunlar kaçacaklar limandan da. Kaç. Aa, kaçamadılar galiba. Ne bunlar? Kaçamadılar. Harika. Geçmiş olsun. Büyük bir ordu daha kaybetti abi Japonlar şu an. Oy. Bu arada ne kadar kaldı Japonların? 181. Of. Abi 181 divizyonu kaldı. Anam babam, ne oldu sana öyle? Manpower'ın ne alemde? Yerde daha 2.9 milyonluk asker var. Yani şurada yani 181'in içinde 2.9 milyon asker var abi. 2.81'di. 6.44 oldu. Bak 4 milyon asker kaybetti. Yani bu öldürdüğümüz adamlar var ya. Hani overrun'lam. Hani boş askerler değil bu arada beyler. Hani 4 milyona yakın asker öldürdük. Ha bunların hiçbiri bu kadar boş olamazdı. Yani illaki aralarında jandarması, osu busu, cartı curtu falan filan boku püsürü vardır ama yani o kadar da olamaz. Var var. Şu an mutluluktan ölüp bitiyorum. Olmaz mı paşam? Bitirin.
Abi çok keyif aldım ya. Allah canımı alsın, çok keyif aldım şu an ya. Niye böyle oldu bilmiyorum ama. Şu jandarma birliğini bir ver bakayım. Bir sonraki bölüm belki var ya bitirebiliriz ha. Yani Japonları bitirebiliriz. Şimdi bu jandarma birliğini de şuraya getir. Buradan dağıtacağız bunu. Ve denizaltılarım, menizaltılarım, her şeyi bana getirin abi. Bütün gemileri şu limanlara getirin. Bütün gemileri. Şuradaki denizaltılarını da getirin. Şimdi çok ihtiyacım var bunlara. Büyük ihtiyacım var hem de. Çünkü Japonlara çıkartma yapmadan gidemeyiz şimdi. Bitirebiliriz. Japonya'yı bitirebiliriz artık. Harekete hazırım. Çin yememiz yok mu bu arada gençler? Bir de Çin yememiz yok mu? Çok mu abartı olur acaba Çin yemek? 300... Ya bir şey söyleyeceğim. Ben 502'lik şeyi yemişim ya. Japon'u yemişim. Çin yemek ne kadar zor olabilir? Ha? Ne diyorsunuz? Neyse hadi girmeyelim o topa. Gerek yok. Bu birliğim burada. Herhangi bir şey olursa abi Hindistan'da belli bölgelere müdahale etmek için tutuyorum bunu. Bu arada burası da overrun oldu. Liman yok abi. Bu askerler de overrun oldu. Farkında mısınız bilmiyorum ama bunlar da gitti. Liman yok çünkü. Ya aga be. Bir saniye dur. Şimdi şuradaki askeri birlikleri bir toparlayalım sağa sola beyler. Emirlerinizi bekliyorum. Sen de şöyle gel. Şunu alın ya bu arada. Bir overrun daha var. Şimdi buraya liman yapacağız. Ay, liman bir tane varmış zaten. Tamam, sıkıntı yok. Bu liman üzerinden tık tık gideceğiz. Burada sana galiba ihtiyacımız kalmadı artık. Harikayız. Bu arada Japonya'yı şu an yerle bir etmişken çıkartmaya hemen hazırlanalım bence. Var. Şöyle ki. Biraz sıkıntı olacak ama olsun. Ya umarım bu arada başarılı oluruz ya. Ha nükleer atarım. Aa atamayız ki, yetişmeyecek ki nükleer. Hadi be. Nükleer yetişmez. Ama çıkarız be. Bence çıkarız, hallederiz. Abi 502 birim yedik ya. Ya 502 birimden 175 birim kaldı. 503 hatta. Paşam biraz yavaş mı ilerliyorsunuz sanki? Paşam bir tık yavaş ilerliyoruz sanki paşam. Hiç bakmıyorum bile çıkartmalara. Yemin ederim bakmıyorum. Ya öyle bir ezdim ki bakma ihtiyacı bile duymuyorum şu an, yemin ederim. Bakayım. Ne oldu Japonyacım? Nereye çıkartma yapıyorsun kendince? Söyle aslan parçası. Söyleyebilirim. Oh be, çok mutluyum ya şu an. Ya çıkartma fail olabilir. Eğer çıkartma fail olursa ne yaparız? Şuraya çıkartma yaparız. Buradaki havalimanını ele geçiririz. Buradaki havalimanından buraları bombalayarak çıkarız. Yani elimizdeki tek imkan bu. Ya eğer faillersek diye. Şuraya hemen bir altyapı yapmam lazım. Tık. Malum askerlerin çıkabilmesi önemli. Evet, güzel. Harika. 73. Bu arada 8. Harika. Fabrika, verdiğimiz fabrikaları da 8'e indirdik bu arada.
Ya muhtemelen artacak o ama olsun, şimdilik idare eder. Buradaki gemilerimizi, başka gemim var mı etrafta benim? Yok. Şimdi bu gemileri alıp doğruca şeye gidelim. Gel babam, gel gel buraya. Valla şimdi çok büyük sıkıntıdayız işte. Çıkartma başarısız olabilir. Yani çıkartma başarısız olursa ne yaparız onu bilmiyorum bu arada. Elim kolum bağlı. Orada deli bir benzin üretimimiz var. Hala çıkartma yapılıyor bana ya. Hala daha çıkartma. Hala daha uslanılmadı. Buraya hemen destek. Sen buraya. Tamam, o da buraya gidiyor zaten. Hemen buraya destek. Burada var mı sıkıntı? Yok. Bir tek şurası sıkıntılı. Şurayı verdirmeyin. 8 birim asker. Çıkarsa çok uğraşırız. Yani nükleer harcatmayın bana bir daha bir daha. Güzel. Çıkartma başarısız oldu. Ben amacıma ulaştım. Burada bir iki birim daha uğran oldu. Bu arada hayırlı uğurlu olsun söyleyeyim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Burada birkaç birimi daha overrun edeceğiz galiba. Evet. Birkaç birim daha overrun oluyor burada. Harika. Çok çok güzel. Ben okeyim bu arada. Hiçbir şeyim yok abi. Derdim tasam yok. Hemen sadece altyapı birimlerini buraya çağıralım. Seriden altyapı yapalım. Çok seriden çünkü ihtiyacımız var altyapıya. Tamam. Okey. Bence burada bırakabiliriz. Asya'yı Japonların elinden kurtardık. Yani Hindistan'ı ve çevresini. Gayet güzeldi. Çıkartmada başarılı olabilir miyiz? Çok büyük bir soru işareti. Yani emin değilim olabileceğimize dair. Yani denizden karaya çıkarız bu arada. İnanıyorum karaya çıkacağımıza. Aslında Vladivostok'u savaşa, Rusya'yı savaşa çağırırsam aslında Rusya'dan çıkarız ya. Ben niye onu düşünmedim? Bu kadar ızdırap çektik. Savaşın sonu, çağıralım Rusya'yı abi. Zınk diye gidelim. Ben B planı olarak onu da ayarlayayım. Paşam siz oradasınız. Siz daha yakınsınız paşam. O zaman siz şöyle Vladivostok yolları taştandır deyip bir gidin abi. Anca gidersiniz. Burada bırakalım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Zaten şeyimiz de hazır. Çıkartmaya da hazırız. Her şeye hazırız. Artık aksiyona bakacağız. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atıp desteklemeyi lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Japon katliamına bir saldırı da sizden. Hadi görüşmek üzere. Ne kaldı bu arada bakayım. Son kapatmadan önce 167. Bayağı imha ettik bu arada. Bayağı imha ettik bu arada. Yani şu saldırıda 4 milyon asker kaybettirdik onu. 4 milyon. Ya seni Japonya, oraya böyle 100-200 tane birim dizmek de olmuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.